Tüm Emekler Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının 5500 liradan 7500 liraya çıkarılacağına ilişkin açıklamasının, daha çok prim ödemiş emeklileri huzursuz ettiğini söyledi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kayabaş, tüm emeklilere de seyyanen 2000 lira zam verilmesini istedi. Kayabaş taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e yazılı olarak da ilettiklerini bildirdi. Mehmet Kayabaş açıklamasında şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın son bir hafta içerisinde yapmış olduğu açıklamalarla emeklilere verilen zamla ilgili bir açıklama yapacağız." Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, en düşük emekli maaşının 7500 lira olması bizi emeklileri bir nebze de olsa sevindirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla, en az prim günü ödemiş emekli ile en çok prim günü ödemiş emekli aynı maaşı alacak. Bu da çok prim ödemiş emeklileri huzursuz etmiştir. Talebimiz bu 2000 liranın tüm emeklilere seyyanen zam olarak verilmesidir. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması, hizmet ve prim gününe dayalı artışlar yapılmasını talep ediyoruz. Açıklanan emekli zamları ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi ile ilgili taleplerimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'e emeklilerimizin görüşlerini ve beklentilerini yazılı olarak ilettik. Son olarak tüm emeklilerimiz beklentileri bunlardır. İnşallah yetkililer bizleri duyar, tüm emeklilere kayda değer bir zam takdim ederler. Türkiye'de yaşanan enflasyonun etkilerinin azaltılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok sayıda ekonomik girişimler yapıldı. Bunların başında ise vatandaşların alım gücünü artırmak amacıyla başta asgari ücret olmak üzere, emekli ve memur maaşları ciddi oranda artırıldı piyasa fiyatları da dengede tutulmaya çalışılırken tarihte ilk defa asgari ücreti ara zam yapıldı. Bunun yanı sıra yetersiz görülen emekli ve memur zamları da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından artırıldı. Şimdi ise memur maaşına yapılan ekstra 2000 lira zamın ardından memurların zamları araştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Mart çarşamba akşamı katıldığı ortak yayında emekli vatandaşlara beklenmedik bir sürpriz yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekliye zam yapılacak ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi milyonları sevince boğdu. Erdoğan katıldığı programda en düşük emekli aylığını 7500 liraya yükseltme kararı aldıklarını ifade ederek milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun, sözlerinin altını çizmişti. Memur maaşlarına yapılacak zamlar öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan anketler ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda TCMB enflasyonun %30,75 olacağı yönünde anket bilgisi paylaştı. Ocak ayında %30 zam alan memur ve memur emeklileri ise dikkatle yeni enflasyon verilerini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklilerine %6 enflasyon zammının yansıtılması bekleniyor. Vara ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylığı zammı müjdesinin ardından sosyal medyada 5 Ocak tarihinde yaptığı paylaşıma dikkati çekti söz konusu tarihteki paylaşımına işaret eden Memiş'in memurları sevindirecek şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı. Mart ortası emekli ve memura %15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde. Memurlara ve memur emeklisine her yıl Temmuz ayında açıklanan enflasyon verilerine göre zam yapılıyor. Bu bağlamda beklenen enflasyon farkının %1,8 aşıldığı süreçte en düşük memur maaşının 12.759 lira olması bekleniyor. Te ya'ndan söz konusu rakamlara ilişkin net bir rakam açıklanmazken tüm dikkatler Temmuz ayına çevrildi. Emekli vatandaşlara sürpriz yaparak Ramazan ayı ilk sahuru öncesinde, müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli aylığı haricinde asgari ücret ya da memur ve memur emeklisi maaşları zamlarına ilişkin açıklama yapmadı. Te yandan tüm bunların yanı sıra beklentilere göre, en düşük memur aylığının 13.159 lira olması bekleniyor. Memurları ilgilendiren %6 oranındaki toplu sözleşme zammının yanı sıra beklentiler, en düşük memur maaşının 11.836 liradan 13.159 liraya yükselmesi yönünde. Ocak ayında yapılan %30 oranındaki zamla birlikte Türkiye'de en düşük memur maaşı sosyal yardımlar hariç 11.848 liraya yükselmişti. Türkiye'de en düşük memur emeklisi maaşı ise 7.901 liraya yükseldi. Memur emeklilerine yönelik herhangi bir zam konuşulmasa da Temmuz ayında ara zam olarak memur emekli aylığı da yükselecek. Temmuz ayında yapılan ara zamla memur aylığının 8517 lira olması bekleniyor. Memurların net maaşlarının yanı sıra sosyal hakları da ödeniyor. Bu çerçevede çalışmayan eş için 985 lira olan ek ödemenin 1000 lirayı aşması bekleniyor. 0-6 yaş arası çocuklar için yapılan ek ödemenin 216 liradan 229 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için ise 108 liradan 113 liraya yükselmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı kapsamında 5500 liradan 7500 liraya yükseltildi. Erdoğan'ın müjdesi emeklilikte yaşa takılanları da kapsıyor. Böylece Mart ayında yasalaşarak resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe giren EYT düzenlemesi kapsamında başvuru yaparak emekliliğe ayrılan vatandaşlar da en düşük 7500 lira emekli aylığı alacak. Hayır asgari ücrete ilişkin ara zam konusu henüz açılmadı. Kulislerde dönen bilgilere göre Temmuz ayında asgari ücretin 10 bin lira bandına yükseleceği söylenilse de böyle bir bilgi net değil. Te yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşırı fiyat artışı ve enflasyon yükselişlerine karşı gerekmesi durumunda asgari ücrete ara zam yapılacağını ifade etmişti. Gelinen süreçte ise enflasyon ve fiyat artışlarının kontrol altına alındığı görüldüğü için asgari ücrete temmuz zammı beklenmiyor. Erdoğan'ın verdiği müjdeler arasında asgari ücretle ilgilendiren bir haber olmadı yani asgari ücret yeni yılda yapılan zamla birlikte, 8500 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Vatandaşın cebine net 8500 lira girerken, asgari ücretin bürüt tutarı ise, 10008 lira olarak biliniyor. Yeni yılda uygulanan asgari ücretin işverene maliyeti ise, 5 puanlık indirimle 11.759 lira olarak uygulanıyor milyonlarca emekli seçim öncesi, ek zam beklentisi içinde. Emekli maaşlarına zam uzun süreden beri konuşuluyor. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin TBMM'den geçmesi ile birlikte zam bekleyen eski emeklilerin de umutları arttı. Emekliye ek zam konusunda yeni bir hamle geliyor. Emekli maaşlarına 1800 Türk lirası artış yapılacak. Ancak bu zam tüm emeklileri kapsamıyor. Yani sadece belli bir grupta olan emekliler intibak zammı alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur memur emeklisi olan milyonlarca vatandaş seçim zammı bekliyor. Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtı bir süredir yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Özellikle intibak zammı bekleyen emekliler için müjdeli haberi Türkiye Emekliler Derneği verdi. Bu zam sadece 2000 sonrası emekli olanları kapsıyor. Yani 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların maaşları artacak. Yeni zamlı emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Peki ne kadar intibak zammı gelecek? Emekliye intibak zammı ne zaman gelecek? Emekliye 1800 Türk Lirası, eksam konusunda merak edilenler haberimizde. Özellikle EYT düzenlemesinin meclisten geçmesi sonrasında milyonlarca emekli vatandaş seçim öncesi eksam için unutlandı. EYT yasası geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlandı yürürlüğe girdi ve başvurular